Netsis programı içerisinde kamu kuruluşlarına gönderilen kamu e-fatura belgeleri üzerinde olması gereken zorunlu alanlar nelerdir ve tanımlamaları nasıl yapılır? 9.0.19 bir peçi ve sonraki sürümlerle birlikte 61.10.36.88.59 vergi kimlik numarasına sahip Maliye Bakanlığı Genel Müdürlüğü'ne ve sonrasında Elyas bilgisi et muhasebat geçen yani tüm kamu kuruluşlarına e-fatura gönderimi desteklenmiştir. Bu kapsamda düzenlenen e-faturalar temel fatura senaryosu kullanılarak iletilebilir. Bu tabloda zorunlu alanların neler olduğu, bu alanların alması gereken değerleri, değişen tebliğe göre zorunlu alanlar ve tek bilgileri gösterilmektedir. İlk çıkan tebliğe göre zorunlu alanlardan bir tanesi olan sınıflandırma kodu ve bu sınıflandırma koduna ait olan invoice line tag'i içerisinde commodity classification yani ürüne ait getirip bilgisi, Commodity Classification List Name yani liste adı, Commodity Classification List Version ID liste versiyon bilgisi tagleri, diğer bir zorunlu alan olan menşei bilgisine ait Origin Country Identification Code ürünün menşei bilgisi, Origin Country Name ürünün menşei açıklaması ve son olarak banka bilgisine ait Payment Means taginde Payment Means Code ödeme kodu, Pay Financial Account ID IBAN bilgisi, Pay Financial Account Currency Code para birimi ve Payment Note ödeme kodu bilgileri bulunması zorunlu alanlardır. Kasım 2019 tarihinde çıkan tebliğe göre bazı alanların ve taglerin zorunluluğu kalkmış olup sadece banka bilgisine ait olan Pay Financial Account ID IBAN bilgisi, Pay Financial Account Currency ID yani para birimi taglerinin tanımlanması ve girilmesi gerekmektedir. Gelelim dizayn içerisindeki tanımlamalara. Payment Means, Pay Financial Account ID tag'i ile eşleştirilecek olan bilgi IBAN bilgisidir. Satış faturası üzerinde veya cari kart üzerinde hangi alana bu bilgi girilecek ise o alan numarası seçilir veya SQL desteği ile getirilebilir. Burada cari hesap kayıtlarında açıklama bir alanına bu bilgi yazılacağı için Dizayn alan rehberinden 5029 numaralı alan seçilerek ilgili tag ile eşleştirilerek kayıt işlemi gerçekleşir. Bir diğer tanımlama ise currency code tag ile eşleştirilecek olan bilgi para birimidir. Satış faturası üzerinde hangi alana bu bilgi girilecek ise o alan numarası seçilir veya SQL desteği ile getirilebilir. Burada fatura üst bilgilerde açıklama 2 alanına bu bilgi yazılacağı için Dizayn alan rehberinden 1104 numaralı alan seçilip ilgili tag ile eşleştirilerek kayıt işlemi tamamlanmış olur. Tüm bu tanımlamalardan sonra kamuya gönderilecek olan satış faturası girilir. Girilen satış faturası üzerinde üst bilgiler kısmında girilmesi zorunlu olan para birimi açıklama 2 alanına girilir ve belge kaydedilir. Ayrıca cari hesap kayıtlarında ek bilgiler sekmesinde açıklama 1 alanına geçerli bir IBAN bilgisi girilerek kaydedilir. Sonrasında toplu e-fatura oluşturma işlemi sonrasında oluşan e-belgeye bakacak olursak bu girilmesi zorunlu alanların da e-belge görüntüsüne geldiğini göreceğiz. Ödemenin yapılacağı IBAN bilgisi ve para birim kodu neyse. Oluşan belgenin egzemeline bakacak olursak girilmesi zorunlu alanlar Payment Means tagleri içerisinde yer alır. Girilen IBAN bilgisi Pay Financial Account ID tagi içinde, para birimi ise Pay Financial Account Currency Code tagi içerisinde görünmektedir.